Avrupa Yetim Der olarak Kurban 2016 programı dahilinde başta memleketimiz Türkiye olmak üzere Afrika, Asya, Balkan ülkeleri ve Filistin'de bizim yetim ve mağdurlara yönelik çalışmalarımız, kurban çalışmalarımız oldu. Gerçekten dediğiniz gibi zor bir dönemde geçiyorduk. Çünkü sonuçta hayırseverlerin güveni sarsılmış. Bu İslam adı altında hayırseverlerin kurbanları alınmış, kesilmemiş ve bu dönem gerçekten zordu. Hatta biz kendimiz de bu sene kurban programını yaparken acaba sıkıntılarla karşılaşacak mıyız diye düşünürken ki gerçekten Allah hamdü senalar olsun gerek hayırseverlerimizin, gerek gönüllü temsilcilerimizin ve gerek bayan gönüllü temsilcilerimizin fedakarlığıyla bu senede Allah'a hamdü senalar olsun planladığımız ve programladığımız bütün ülkelerde kurbanlarımız kesilerek yetim ve mağdurlara ulaşıldı. Gerek Türkiye'de gerek Afrika'da yetim giyindirme projemiz vardı. Bunları da yapıyoruz ve yapmaya da devam ediyoruz. Afrika'daki giden temsilcimiz hem yetim giyindirdi, hem orada birebir proje önümüzdeki dönemlerdeki projeler için altyapılar oluşturdu ve kurbanlar da kesti ve diğer ülkelerde de kurbanlarımız kesildi. Görüntüleri, videoları medyayla paylaşıldı ve bu şekilde 2016 kurban programımızı tamamlamış olduk. Geçen seneki hedefimizden daha fazla ailelere ulaştık. Bu da genel anlamda belki binlerce aileye biz kurban eti ulaştırdık. Ve bu şekilde hem hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz, hem gönüllü temsilcilerimize teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Gerçekten de kapıyı gözetleyip kurban döneminde et bekleyen nice insanlarımız var. Nizip'te bir aileye gitmiştik. Bu çok beni çok etkilenmiştim. Aileye gitmiştik. Teyzenin 3 tane çocuğu vardı. Kocası bırakmış gitmiş yıllardır. Teyze kendisi de biraz psikoloji olarak sıkıntıları vardı. Mesela evine gittik. Onun çocuklarını zaten kurban programı dahilinde Nizip'te İhsan Der'le beraber yetim giyindirmeyi yapmıştık. Kurban eti de verilmişti. Biz bir de bayramlaşmak için gitmiştik. O teyze bizi görünce mesela orada bir laf söyledi. Gerçekten bizi çok duygulandırdı. Mesela dedi bizim dedi Allah'tan başka kimsemiz yok. Dedim teyze bayram sabahı ne yaptın? Dedi vallahi çıktım sokağın başından böyle sokağı bekledim. Demişim zaten benim Allah'tan başka kimsem yok. Ama muhakkak birileri gelecek beni ziyaret edecek. Yani bu evi de görmemiz gerekiyordu. Gördük de o ev. 200-350 lira kira ödüyor. Ev zaten bodrum katıdır. Ve ev küf, nem kapıyor. Çocuklar zaten anne de rahatsız olduğu için çocuklarla da fazla ilgilenmiyor. Ve orada biz bir yarım saat oturduk. O aile gerçekten beni çok etkilemişti. Yani bu insan aklına bu geliyor. Anne zaten yani kendisine ancak bakabiliyor. Peki bu çocuklar yarın ne yapacak? Bu çocuklar eğer bizler sahip çıkmasak, başkaları sahip çıkacak, bu çocukları farklı yollarda kullanacak. Ve acaba şunu düşünüyorum, tek o teyze mi acaba bayram sabahı bizleri bekliyor ya da birilerini bekliyor? Dünyada 400 milyona yakın insan var ve bu insanlar gerçekten birilerini bekliyor. İmkanımız dahilinde umut olmaya çalışıyoruz yani. O olay beni çok etkilenmişti. Ve bir de ben daha önce Nizip'e yine gitmiştim. Fakat böyle gezme fırsatımız olmamıştı. Orada 2-3 aileye gittik. Ben Nizip'in gerçekten böyle mağdur bir ilçe olduğunu tahmin etmiyordum. Afrika'ya gitmiştik, Balkan ülkelerine gitmiştik. Ve bunu anladım ki gerçekten demek bizim bilmediğimiz Türkiye'nin de Afrika sokakları ve Afrika bölgeleri vardır. Yani onun için diyoruz ki Avrupa Yetim Der olarak sadece bizim programımız, bizim yardımımız kurbanla yeterli kalmıyor. Hani Allah izin verirse Türkiye'de okullar açıldı. Yetim ve öğrencilere kırtasiye yardımı yapılacak. Ve bizim
yardım faaliyetlerimiz devam edecek. Ve bu da hayırseverlere iş düşüyor ki, yani bizi bu hayır köprüsünü yalnız bırakmasınlar.